Evet, herkese yepyeni bir güne selamün aleyküm. Ve aleyküm selam arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Gününüz, haftanız, aylarınız inşallah güzel olur. Tabi halihazırda bir alım yapıldı ve halen daha zimmete düşmeler, güvenlik soruşturmaları, arşiv soruşturmaları neticelendirilmemiş. Onları bekliyoruz. Benim nihai amacım, nihai beklentim budur ki 15 Ocak'a kadar, en geç 15 Ocak'a kadar düşeceğini öngörüyorum. En azından yani bir nevi aklıma gelen bir soru da şu. Yani şundan da kaynaklanabilir. Biliyorsunuz ki bir kadro, dört belirleri ilgilendiren bir kadro, yani sözleşmeli personeller için bir kadro durumu. Ondan sonra bu asgari ücret, EYT'liler ve memur emeklisine zam oranları da artık işte bu aralar netleşecek ve ondan sonra büyük ihtimalle öyle düşünüyorum ki 15 Ocak olmadan yani bu işte güvenlik ve arşiv soruşturmaları, zimmete düşmeler, göreve başlama duyuruları gelecektir. Hakkınızda hayırlısı olsun inşallah. Rabbim hangisi hayırlısa yani onu bize nasip etsin. Nasip ettiğini de hayırlı salikasın inşallah. Bugün sizlerle danışmak isterim ya yani sizlerle paylaşmak isterim size bir en azından bir farkındalık yaratmak için bahsedeceğim konu tıbbi sekreterleri ilgilendiren bir durum söz konusu. Çünkü kendimle bir tıbbi sekreter olduğum için oradan yola çıkarak böyle size elimden geldiği kadar biraz bilgi vereceğim. Şöyle, siz yarın öbür gün atandığınız yana, mesela şu anda atan arkadaşlarımız göreve başlandığında işte tıbbi sekreterler işte poliklinik bir poliklinik sekreterlik yapabilir. İşte poliklinikte sıra veren arkadaşlarımız. Serviste yani klinik sekreteri diye geçen arkadaşlarımız da var. Yine hepsi tipi sekreter ama mesela hani değişiyor işte poliklinikte olan, serviste olan. S blok dediğimiz işte raporları vesaire bütün durumlarda olan arkadaşlarımız da var. Bir de tahakkukta daha çok idari birimde olan arkadaşlarımız da var. Bir de bu beyaz raformla gelen yani her polikliniğe yani Sayın Bakan'ın dediği gibi her polikliniğe bir sekreter adı altında bir beyaz raform açıklandı ya doktorlara. Şimdi siz atandığınızda bu durumlarla karşılaşacaksınız. Tabii sizin bir amiriniz muhakkak olacaktır. Yani öyle kendi kafanıza göre olmuyor. İdare eden bir plan, bir program doğrultusuna gidecektir. Amiriniz var tabii. Yani hangisi daha esnek ve hangisi daha güzel, hangisini tavsiye ediyorsanız tarzındaki sorulara bir nevi bir cevap kendimle bizzat içinde bulunduğum için oradan yola çıkarak size biraz bilgi vereceğim inşallah. Şimdi biliyorsunuz ki tıbbi sekreter yani devlet hastaneleri var, araştırma hastaneleri var, şehir hastanesi var, il sağlık müdürlükleri var, toplum sağlık merkezleri var. Bunlar da önce il sağlık müdürlükleriyle toplum sağlık merkezlerinde tabi siz orada yani doktorun yanında bulunmazsınız. Öyle düşünüyorum ki orada sadece kayıt açan, rapor yazan yani zaten il sağlık müdürlüğüne veya toplum sağlık merkezlerindeki bulunan arkadaşlarımız daha çok rapor yazma veya işte hani Excel'de yazı yazma işte ona daha çok yazı yazarlar böyle. O durumları daha bir ön plandadır. Toplum sağlık merkezleriyle ilk sağlık müdürlükleri. Gelelim devlet hastanelerinde. Devlet hastanelerinde poliklinik var, klinik var, esblok var, işte tahakkuk dediğimiz birim var. Bu tür durumlara bir de aynı zamanda doktorun yanına, doktorla diyelim ki doktor muayene ediyor. Doktor burada muayene ediyor ve oradaki arkadaşlarımız da bir nevi yani onun bir yardımcısı gibi mahiyetine olacaktır böyle. Şimdi hangisi daha sakin, hangisi daha iyi olduğunu böyle kendi nezdimde değerlendirdiğimde yani sizlere böyle tabii S bloklar daha rahat, daha sakin ve daha önemli bir şeydi. Çünkü orada rapor yazıyorsunuz, ilaç raporları vesaire gibi şeyler yazdığınız için tabii önemli ve daha dikkat edilmesi gereken, özenle çalışması gereken yerlerden bir tanesidir. Ama yani daha sakin veya hastalarla daha az muhatap olma durumunuz var. Yani daha rahata göre sıralayacağım böyle. Bir işte hani rapor yazan S-Block dediğimiz birimler.
İkincisi tahakkuk. Ben tahakkuku daha ikinci plana koyarım. Tahakkuk daha yani bu daha çok faturalandırma, işte taburcuların durumları gibi şeylerle ilgileniyorum. Bu da yani hastayla temas, hastayla yüz yüze muhatap olma durumu daha çok kısıtlıdır. Daha az bir hastayla muhatap oluyorsunuz. Ama tabii tahakkukunda mesela ay sonu, yıl sonu yani işte herhangi bir değişiklikte harbiden de güzel bir yani yoğun bir dönemleri de vardır ama genel olarak da benim için ikinci sıradadır ve daha rahat ve daha temiz yani sakin yerlerden bir tanesidir. Ondan sonra klinik sekreterleri. Klinik sekreterleri poliklinik sekreterlerine göre daha rahattır. Yani en azından yapılan iş, program, taburcu falan filan bellidir böyle. Ama poliklinikte olmak tabii yoğun polikliniklerde olursanız bunlar ayrıca şey yapılması gerekir. Poliklinikler yoğun oluyor ve hastayla yüz yüze yani muhatap olma durumlarınız çok çok aşırı derecede fazladır. Hani yani kendi bölümünüz dışında örnek veriyorum siz hani dahiliyedesiniz ama hiç dahiliyeyle alakası olmayan örnek veriyorum genel cerrahi, ortopedi, fizik tedavi gibi bölümlerle de bölüm hastalarıyla da muhatap oluyorsunuz. Yani çok fazla yani toplumumuzu da yani bu bilinen mi gerçek? Soru sormayı yani biliyorsa bile okumadan önce soru sormayı oraya herhangi bir görevli gördüğünde sorar böyle. Ondan dolayı poliklinik sekreterlerin bence tek dezavantajı benim için orası. Yani çok fazla soruyla muhatap oluyorsunuz. Yani bıraktım ilgilendiğiniz ve baktığınız birimden, bölümden. Yani size işte örnek veriyorum hani adres sorar gibi soru soran hastalarımız da var. Tabii bunlar artık yani alışmanız gerekir. Bunlar normal şeyler. Hele bir toplumumuzda çok çok normal şeydir. Yani biz kendimiz de yani öyleyiz. Okumaktan önce sorardı böyle hani ha beyaz önlüklü ha işte hani hastane personeli tarzında direkt sorular yapıştırırız. Gelelim poliklinikte doktorun yanındaki olan arkadaşlarımıza. Yani size tavsiye etmem. Ama öyle ki bu 15 bin küsür 15.534 küsür personelin yani tıbbi sekreterlerin çok büyük bir kısmı poliklinikte doktorun yanında olacağını düşünüyorum. Niye? Tavsiye etmiyorum ya da daha uygun görmüyorum. Yani ben yapmak istemezdim kısacası. Yani diğerleri varken yani ona şey yapmazdım. Çünkü yani sonuçta mesela bir saat 8'de 12 1 ile 5 arasında çalışan 657'ye tabi memuruz ya. Şimdi doktor 9'a geliyor. Tamam 9'a gelirsin. Ondan sonra saat 12'ye kadar doktorun yanında bir nevi doktor gibi hasta muayene edersiniz. Edeceksiniz yani oradaki şeylerle. Sürekli yani aktif halde olacaksınız. Öğleden sonra da aynı şekilde. Ama poliklinik, klinik veya başka sekreter arkadaşlarımla yapıyorum. Belli başlı mesela sırayı dağıttıktan sonra ya da sıra bittikten sonra böyle oturabilir ya dinlenebilir ya da ne bileyim yani da kendi şeyine dönebilir. Öyle anlatayım böyle hani. Ama poliklinikte öyle bir durum söz konusu değil. Mesela kendi üzerimize örnek verelim böyle. Biz mesela saat 8'e başladığımızda genellikle geldiğimizde hani millet sıraya giriyor. Hastaların kayıtlarını, girişlerini yaptıktan sonra işte belli bir kontenjanımız var tabii. Randevu, randevusuz vesaire. Bunları dağıttıktan sonra bile daha rahat olup işte hani mesai arkadaşımız varsa onlarla sohbet edebiliyoruz veya işte diyelim ki hastanede bir yere rahatlıkla girip gelebiliyoruz. Hani o koşullar daha şeydi. Ama poliklinikte arkadaşlarımız biraz daha hani doktor gibi tabiri caizse doktorla beraber muayeneye oturacak ve doktorla beraber muayeneden kalkmış gibi olacaktır. Yani bundan eğer siz yapabiliyorsanız ki S blok veya tahakkukta çalışabilirsin. Buna çok çok daha rahat diğer sekreterliklere göre. Ondan sonra klinik sekreterliği de rahat. İş düzeyini, iş dizaynı bellidir, programlıdır. Poliklinik çok değişkendir. Yani
net bir şey diyemeyiz. Çünkü hastalara daha çok muhatap olduğumuz için tabii bu hastalarla muhatap olma şeyine bir müddet sonra insan artık böyle insan sarraha yapıyor böyle hani insanları tanıyabiliyorsun. Gelen hastanın işte ne niyetle veya nasıl bir duyguyla geldiğini böyle çözebiliyorsunuz. İnsanların duygularını çözme gibi bir yönleriniz de gelişiyor o yönü de güzel. Yani sonuçta tıbbi sekreterlik biraz sabır işidir. Yani harbiden de sabretmek gerekir. Dinlenmeyi yani dinlemeyi önce bilmesi gerekir ki neticesinde cevaplasın, yorumlasın tarzında. Hayırlısı yani bakalım. Biz mesela araştırma hastanesinde olduğumuz için bizim internör yani daha öğrencilik tıp öğrencisi son sınıftaki öğrenciler genellikle yani bizim yaptığımız mesleği yapıyor. Ben sanıyorum ki devlet hastanelerinde, şehir hastanelerinde, araştırma hastanelerinde, diğer şeylerinde işte internörlerin yaptığı durumu tıbbi sekreterler yapacak. Bu da gayet normal. En azından tıbbi sekreterliklerin önemi artıyor. Yani bir müddet sonra hani düşünelim o doktor yani orada doktorlaşma gibi durum söz konusu olacak. Hayırlısı olsun. Hani bunun hakkında sorular geliyordu böyle. Yani biraz açıklık getirmek istedim. Arkadaşlarıma diyorum yani bilmek, farkında olmak güzel şeydir. Farkında olduğuna göre yolunu, yorganını güzelce ayırt edip şey yapabiliyorsun böyle, gidebiliyorsun. Sizlerin aynı şekilde yani size katkı veya bir farkındalık yaratmasam da ne mutlu bana. Ve yine sorularınız, merak ettikleriniz varsa böyle yorum kısmında veya yani yorum kısmında belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, güle güle kalın inşallah.